Evet, kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, çağlardan beri büyük medeniyetler inşa eden biz insanlar, bu büyük başarıyı yaratılışın iki ağırlık merkezi olan kadın ve erkeğin uyumlu çalışmasına borçluyuz. Ne yazık ki bu uyum zaman zaman kadınların aleyhine bozulmuş ve insanlık adına utanç verici tablolar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sorun maalesef çeşitli alanlarda ve farklı biçimlerde günümüzde de devam etmektedir. Hayatın her kademesinde kadınların gücünden, bilgeliğinden ve üretkenliğinden yararlanmayı beceremeyen toplumların yüksek medeniyetler kurmaları imkansızdır. Çünkü kadınlarına değer vermeyen, onları üretime katmayan, kadınlarının başarısıyla yücelmeyen ulusların günümüz dünyasında başarıyla anılmaları mümkün değildir. İnsanlığın fıtri temelleri kadın ve erkeğin eşit ve müşterek hak ve sorumluluklara sahip oldukları bir anlayış üzerine kuruludur. Bu nedenle insan yaşamı kadın ve erkeğin birlikte çalışıp üreterek ilerlediği bir medeniyet zemininde anlamlı hale gelecektir. Gelecek nesilleri yetiştiren kadınlarımız insanlığın ilerlemesinde adım adım yürünen çileli yolunda usta mimarlarıdır. Kadının elinde bir mücevher gibi işlenmeyen medeniyet yolu nereden bakarsanız bakın eksik ve kusurlu olacaktır. Kadınlarımızın karşılaştığı ve insanlık adına utanç duyulması gereken sorunların temelinde çarpık bir zihniyet yatmaktadır. Bu arızalı anlayış kadının değerini ve yüceliğini anlamak bir yana, kadının sadece insan olmaktan kaynaklanan haklarına dahi tahammül göstermemeyi adeta bir marifet saymaktadır. İnsan fıtratına aykırı bu bakış açısı ortadan kaldırılmadığı ve kadınlarımıza hak ettikleri değer verilmediği sürece medeniyet merdivenlerinin en alt basamaklarında çabalamaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Kadınların içinde bulunduğu bütün müşkül durumlar ve maruz kaldığı insanlık dışı bir takım muameleler bir an önce ortadan kaldırılmalı ve sıklıkla karşı karşıya geldiğimiz üzücü hadiseler son bulmalıdır. Kadınlarımızın insan olma onurunun ve yüksek mertebesinin eşit ortağı olduğu hakikatini aklımızdan bir an olsun çıkartmadan atacağımız çözüm odaklı adımlar toplumsal huzurumuzun da ebediyen tesisine katkı sağlayacaktır. Tarihte kurduğu büyük medeniyet ve kültür eserleriyle tanınan yüce Türk milleti bu medeniyetin ve kültürün inşasında kadınlarının bilgeliğinden ve gücünden istifade etmeyi çok iyi başarmıştır. Böyle bir milletin efradı olarak bizlerin bugün kadınlarımızı en büyük işlerin başında ve en büyük başarıların mimarı olarak görmek tabii hakkımız değil midir? Bu anlayışla millet hayatımızda kadınlarımızın kendilerini güvende, huzurlu ve bu hayatın eşit sorumlusu olarak hissedebildikleri bir anlayışın bir an önce hakim olmasını ve kadınların hak ettikleri değerle karşılandıkları bir medeniyetin yükselmesini temenni ediyorum. Teşekkürler. Şimdi 115 numara telefondan yeden danışmanlık merkezimiz. Burada en önemli bizim için en önemli faktör. Çünkü neden? Bağımlılıklara giden yolda mücadele ediyoruz ve ücretsiz açayım misiniz? Hı. 115'te randevu aldıkları zaman bağımlılıklara giden yolda ücretsiz onlara biz hizmet veriyoruz, danışma hizmeti veriyoruz. Onun için Uşak'taki vatandaşlarımızın YEDEM'den faydalanmalarını istiyoruz ve Yeşilay'da gönüllü olarak bizim çalışmalarımıza katkı vermelerini istiyoruz. Şöyle yapalım. Burada bilekliğimiz var, isterseniz takayım size de Sayın Valim. Sen de yapalım. Onu alalım.
beraber de şöyle bir şey yapın. Sen gel yanıma. Evet, görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet. Hemen Merve Tuzcu. Batı parçamış kamize deniz kolaycı. Evet, anlatın bakayım biraz. Sayın Valim, Katınay'a ilgili şiddet önlemek amacıyla kanun kuvvetlerini kullandı. Kadın uygulaması var. Bu kadın uygulaması Android ve iOS marketlerden akıllı telefonlara kolaylıkla indirilebilen bir uygulama. Şöyle arkadaşlar. Aile içi ve şiddet olaylarına maruz kalan kadınların kolaylıkla bir butona basarak acil çağrı merkezlerine bu durumu iletmelerini sağlayan bir uygulama. Niye yapalım size hemen yaşına yani? Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Komiser Yardım Safra Demirhan Hazretleri Sayın Valim. 497-1990. Anlatın bakalım. Kadesi siz de tanıtıyorsunuz. Evet Sayın Valim. Aynen. Kadın acil destek uygulaması. Uygulamayla şiddete maruz kalan bayanlara daha çabuk kadına daha çabuk ulaşıyoruz. Bir dokunuştan hemen oraya gideceğiz. En yakındaki müdahalede bulunuyorlar. Merkezlerinde bir uygulama var. Arkadaşlar şöyle burada da aynen. Kades. Şöyle. Türk kadınlarımızın Kades uygulamasını indirmesini istiyoruz. Mağdurlar tekrar örselmesiyle yukarılarımız kullandı. Kuruşma salonları görmeden mağdurlar sanata tekrar yüz yüze gelmiyorlar. Burada psikolog ve sosyal hizmet eşliğinde ifadeleri alınıyor. Tekrar mağdur örselenmiyorlar. Ayrıca bilgilendirme yönlendirmelerimiz var. Burada hukuki destek veriyoruz. Avukat ücret ödeyemeyecek insanlara geliyorlar bizlere mürecekler. Biz de onlara hukuki destek veriyoruz efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Uşak Adliyesi tarafından da kadına yönelik şiddetle ilgili etkili çalışmalar adliye bünyesinde yapılmakta. Evet arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Tamam mı? Teşekkürler efendim. Kaldırıyorum. Evet, arkadaşlar kadına yönelik şiddetin son bulunması dileğiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,